Ekofinans'ta karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Bu sabah itibariyle dolar TL kuru 14.84'ten, euro TL 16.40'tan ve sterlin TL 19.53'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.10.51 seviyelerinde seyrediyor. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi hafta %0.75'lik yükselişte 2160 puandan başladı. BIST yüz endeksi şu sıralarda da aynı seviyeleri koruyor. Kripto paralara bakalım. Bitcoin ve Ethereum'da düşüş söz konusu. Bitcoin 41.203 dolardan, Ethereum ise 2.884 dolardan satılıyor ve altında da yeniden bir toparlanma söz konusu. Gram altın, altını görelim arkadaşlar. Evet, gram altın 918 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 1502 TL'den, Cumhuriyet altında 6182 TL'den satışa sunuluyor. Şimdi altın demiştik, geçen hafta hafif düşüş söz konusuydu. Ancak Haziran ayından beri en büyük haftalık düşüşünü yaşamıştı. Yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri'nin parasal sıkılaşması politikası karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişe başladı. Altın ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde. Gümüşün ons fiyatı ise 25.034 dolarda. Peki petrolde son durum ne? Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve hafta sonu Orta Doğu'da ortamı gelen saldırıların ardından petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bu çerçevede Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı 111 dolara kadar yükseldi. Piyasalardaki son durum böyleydi. Ekofinans devam ediyor. Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken risk iştahı yeni haftanın açılışında düşük seyrediyor. Bugünün veri gündeminde Türkiye'de Şubat ayı merkezi yönetim borç stoku, Almanya'da üretici fiyat endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Fed ulusal aktivite endeksi öne çıkıyor. Avrupa tarafındaysa gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalara çevrildi. Analistler bölgede artan enflasyona yönelik atılacak adımların artan jeopolitik risklerle birlikte ötelenmiş olabileceğine dikkati çekerek Lagarde'ın para politikasına yönelik sözle yönlendirmelerinin fiyatlamalar açısından önemli olacağını ifade etti. Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre Euro bölgesinde enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Şubat'ta yıllık bazda %5,9'da tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Çin'de üst yönetimin ekonomiye destek verecek önlemlerle ilgili açıklamalar yapacağını açıklamasının ardından Çin Merkez Bankası'ndan olası gevşeme hamleleri beklenirken Çinli bankalar borçlanma maliyetlerini beklentilere paralel şekilde sabit tuttu. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 1 yıl vadeli faiz %3,7, 5 yıllık faiz ise %4,6'da sabit tutuldu. Söz konusu oranlar ülke ekonomisinde gösterge faiz oranları olarak kabul ediliyor. Bu oranlar 18 bankadan alınan kotasyonlar üzerinden hesaplanıyor. Mısır Merkez Bankası olağanüstü toplantıda gösterge faiz oranını 100 baz puan artırarak %9,25'e yükseltti. Açıklamada tedarik zincirindeki sıkıntıların emtia fiyatlarında artışa neden olduğu, bu durumunda enflasyonist baskıları artırdığı ifade edildi. Olağan toplantının 24 Mart'ta yapılması bekleniyordu. Ülkede enflasyon bazı bölgelerde Şubat'ta %8,8'de 2019'dan beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini yayımladı. Rakamlar yurt dışı yıllık üretici enflasyonunun Şubat'ta 3 haneye yükseldiğini gösterdi. Şubat'ta yıllık bazda en yüksek artış %203,4 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %106,13 arttı. Endekste aylık artış ise %2,35 olarak kaydedildi. Müzik
Türkiye'de tarımsal girdi fiyat endeksi hem aylık hem de yıllık bazda endeks tarihinin rekor seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarımsal girdi fiyat endeksi Ocak 2022 verilerini yayımladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %10,12 artarken yıllık bazda ise %57,26 yükseldi. Böylece tarım girdi fiyat endeksi hem aylık hem de yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı. Endeks bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,12 artış gösterirken 12 aylık ortalamalara göre %31,35 artış gerçekleşti. Sayın seyirciler, Erzurum Havalimanı'nda 2021'e oranla 2022 yılında hem yolcu hem de uçak sayısında artış yaşandı. 2021 yılının ilk iki ayında 42.792 yolcu ağırlayan Erzurum Havalimanı, 2022 yılının aynı döneminde 309.476 yolcuya ulaştı. Uçak sayısı ise 429'dan 2857'ye yükseldi. TNT Erzurum Havalimanı 2021 yılının ilk iki ayında 42.792 yolcu ve 429 uçağı konuk etti. 2022'nin aynı döneminde ise 309.476 yolcu ve 2857 uçağa hizmet verildi. 2021'in Ocak ayında 19.138 yolcu giriş ve çıkış yaparken 217 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Aynı yılın Şubat ayında ise 212 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yolcu sayısı ise 23.654 oldu. Bu rakamlar Ocak ve Şubat dönemi için son 3 yılın yolcu ve uçak istatistiklerindeki en düşük sayılar olarak tablolara yansıdı. 2021'in Ocak ve Şubat döneminde 23.528 yolcu giriş ve 19.264 yolcu çıkış yaparken 2 ayda 429 uçağa hizmet verildi. 2022'nin ilk 2 ayında ise 145.389 yolcu adaya giriş yaparken 164.079 yolcu ise çıkış yaptı. Bu dönemde 2857 uçağa hizmet verildi. Turizmde beklenilen düzeyde olmasa da hareketlenme başladı. Covid-19'un etkilerinin yoğun olarak yaşandığı geçen yıla göre otellerde konaklayan turist sayısı yılın ilk iki ayında artış gösterdi. Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak ila Şubat ayları verilerini açıkladı. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak ila Şubat 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında %3032, gecelemede ise %2328 arttı. Ocak ila Şubat döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı %17'ye yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam %3,5'tu. Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk iki ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısıyla diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 69.185 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 2209 olarak kayıtlara geçmişti. Bakanlık verilerine göre 2 aylık sürede otellerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı 2021'in aynı dönemine kıyasla %3487 arttı. 2022 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan 11.285 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre %1796 artış gösterdi. 2022 Ocak ila Şubat döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı. Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayılarında 206.780 ile geçen yıla oranla %2328 artış oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bayrak taşıyıcı milli bir hava yolunun 2023'te uçmaya başlayacağını söyledi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldığı televizyon programında bakanlığın projelerini aktardı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Arıklı, aşırı yük taşıyan araçların denetimi için yolcu ve yük taşıyan tüm ağır vasıtalara çip takılacağını, bunun sayesinde aracın taşıdığı ağırlık ve süratinin anında tespit edilebileceğini söyledi.
Arıklı Adakart projesini hayata geçireceklerine, bunun da ülkedeki toplu taşımacılık alanında önemli bir gelişme niteliğinde olduğunu söyledi. Arıklı şu an için yoğunlaşılan konular arasında bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin kurulması, daha hızlı internet ve karayolu altyapısı bulunduğunu belirtti. Bayrak taşıyıcı milli bir havayolunun 2023'te uçmaya başlayacağını ifade eden Arıklı, şimdiki uçak bileti fiyatlarıyla turizm ve yüksek öğrenimi sürdürmenin mümkün olmadığını vurguladı. Bakan Arıklı, bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'ne yeni bir gemi alınması konusunda çalışma başlatıldığını ve bu şekilde deniz otobüsü ve deniz uçağıyla da taşımacılık yapmayı düşündüklerini belirtti. Arıklı, Dipkarpaz Manastır yolunun tadil edileceğini, altyapı projelerinin yıllardır tamamlanamamasının nedeni olan istimlaka karşı alınan ara emirleri konusunda da yasal değişikliğe gidileceğini söyledi. Çamlıbel'de yerli ürün pazarı açıldı. Her pazar halka hizmet verecek olan pazar yerinin açılışı dün gerçekleştirildi. Açılışta yapılan konuşmalarda ise yerli üretimin önemine işaret edilerek yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çamlıbel yerli ürün pazar yeri halkın hizmetine sunuldu. Çamlıbel Bucağı'nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Lefkoşa Program Ofisi desteğiyle Çamlıbel'de açılan ve her pazar faal olacak pazar yerinde Kıbrıs'a özgü ürünlerin satışı yapılıyor. Pazar yerinin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından gerçekleştirildi. Başbakan Faiz Sucuoğlu özellikle pandemi ve son zamanda yaşanan savaşların yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Artık dünya farklı bir yöne gidiyor. Ülkeler kendi ürettikleriyle bir şekilde kendilerini doyurmaları gerekecek. Öyle görünüyor, gidişat o yönde. Dolayısıyla Çamlıbel bu konuda her zaman en önde olan bölgelerimizden bir tanesi. Onun için bu pazarı çok değerli buluyoruz ve önümüzdeki günlerde üreticilerimizin ürettiği ürünleri burada sunum anlamında da eminim çok daha zengin bir duruma gelecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında yerli üretimin teşvik edilmesi ve toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. 2004 yılında eğer anlam planına evet demiş olsaydık, biz evet dedik ama Rumlar da evet demiş olsaydı bu köy Mirtu olacaktı. Bu topraklarda olmayacaktık. Burada bir tören olmayacaktı. Böyle bir tören düzenleyemeyecektik. Burası Mirtu olacaktı. Burada Geçitköy barajı olmayacaktı. Buralar Rumların kontrolüne girmiş olacaktı. Dolayısıyla vatanın kıymetini bilelim, toprağın kıymetini bilelim. Bu topraklarda artık üreteceğiz. Sadece bu vatanı canımızla kanımızla kurtardık ama üretmek de lazımdır. Ekonomiyle taşlandırmak lazımdır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Çamlıbel bölgesine sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek Anadolu'dan gelen su ve hükümetin yapacağı projeler sayesinde önümüzdeki dönemde tarımsal üretimin artırılması temennisini dile getirdi. Evet, konut ihtiyacı muhakkak vardır ve gelecektir. Her türlü bir takım projeler için arazi gerekiyor ama mutlaka tarımsal anlamda ekip biçeceğimiz toprakları korumak durumundayız. Çünkü ileride bundan yıllar sonra bu üretimin olabilmesi için, üretimin elbette daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için bereketli tarımsal topraklara ihtiyacımız vardır. Bu bölgenin de toprakları böyledir. Dolayısıyla bu temennilerle sizlere başarılar diliyorum. Ziraat Mühendisleri Odası devletin elektrik ve mazotta üreteceği makul destek sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için
devletin alması gereken acil önlemleri sıraladı. Uluçan, tarımsal amaçlı kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarında kilowatt başına uygulanan desteğin %40'a çıkarılması ve yenilenebilir enerji kurulumu için üretim odaklı kota sağlanması ve ilgili tüzüğün bu şekilde güncellenmesinin elzem olduğunu vurguladı. Tarımda kullanılan akaryakıt desteğinin güncellenerek üreticilere alan bazlı verilen mazot desteğinin %10 olarak güncellenmesi gerektiğini belirten Uluçam, tahılda en büyük girdi olan mazotun desteklenmesi, üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Uluçam, devletin sadece elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul destek sağlayabilirse, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğine, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı. Ekofinans devam ediyor sayın seyirciler. Rusya'nın 117,2 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesi yatırımcılara ulaştı. Rusya Maliye Bakanlığı söz konusu ödemenin aracı banka Citibank'a ulaştığına dair açıklamada bulunmuştu. Ödemelerin yatırımcılara ulaşmasıyla Rusya'nın temerrüde düşeceği endişeleri de dağılmış oldu. Rusya'nın temerrüde düşeceği yönündeki endişeler kupon ödemesinin yatırımcılara ulaşmasının ardından dağıldı. Rusya Maliye Bakanlığı'nın ödemelerin aracı banka Citibank'a ulaştığını açıklamasının ardından söz konusu ödemelerin yatırımcılara ulaştığı belirtildi. Bloomberg'in haberine göre İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföy yöneticileri, Çarşamba günü vadesi gelen 2 Rus Eurobonduna ilişkin kupon ödemesinin Cuma günü yapıldığını belirtti. 117,2 milyon dolarlık ödeme ile ilgili süreç tamamlanırken, Rusya'nın önümüzdeki 10 hafta içinde 488 milyon dolarlık faiz ödemesi bulunuyor. Gelecek ay içinse 2 milyar dolarlık itfa bulunuyor. Rusya'nın tahvillerde kupon ödemelerini dost olmayan ülkelerin yatırımcılarına ruble cinsinden yapacağı yönündeki açıklamaların ardından, kredi derecelendirme kuruluşları, yerel parayla ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi de çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Bankası ve diğer kurumlarıyla ilgili uygulanan yaptırımların en azından Mayıs ayına kadar ülkenin dolar üzerinden borç ödemelerine engel teşkil etmeyeceğini açıklamıştı. S&P Rusya'nın kredi notunu negatif izlemeye almış ve Rusya'nın borç yükümlülüklerini anlaşıldığı şekilde yerine getirememesi durumunda ve kurumun bu ödemeleri verilen ek sürede yapamayacağına karar vermesi halinde kredi notunu temerrüde çekebileceklerini kaydetti. Rusya'nın yaptığı açıklamalarda dolar ödemeli tahvili bulunan yatırımcılara ödeme transferi yapmak için uğraştıklarını vurgulayan S&P, ilerleyen haftalarda yapılacak döviz bazlı ödemelerde de benzer sorunlar yaşanabileceğini belirtti. Batı ülkelerinin yaptırımları petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor. Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Batı ülkeleri tarafından küresel ekonomiden izole edilen Rusya, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulmakta güçlük çekiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının devam etmesiyle ülkeye ağır ekonomik bedel ödetmek isteyen Batı ülkelerinin yaptırımlarının kapsamı giderek genişliyor. Batı ülkelerinin yaptırımları petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor. Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Londra Külçe Piyasası Birliği, geçen hafta Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı. Söz konusu kararla her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.
Rusya, 140 milyar dolar değerindeki 2300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5. altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ülkenin altın rezervlerini son 15 yılda topladığı ve bunun Rusya için bir tür ekonomik sigorta olmasının amaçlandığı belirtiliyor. Ukrayna'da devam eden savaş ve batılı ülkelerin yaptırımlarıyla Rus para birimi ruble değer kaybederek rekor seviyelere düşerken ülkede altın talebinin yüksek seviyelere çıktığı biliniyor. Ham petrol fiyatında olduğu gibi altın fiyatlarının da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından bu yana yükseliş göstermesi dikkati çekiyor. Almanya, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni ticaret anlaşması görüşmelerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı küresel ticaretin seyri üzerinden etkili olurken, Atlantik Okyanusu'nun iki yakasında ticaret anlaşmasına yönelik çağrılar yükseliyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında serbest ticaret anlaşması için yeni görüşmeler yapılması çağrısında bulundu. Lindner, transatlantik serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlamalıyız. Özellikle bu kriz ortamında aynı değerleri paylaştığımız ortaklarımızla serbest ticaretin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor diye konuştu. Rus enerji şirketi Gazprom Avrupa'ya Ukrayna üzerinden gaz akışının sürdüğünü duyurdu. Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yapılan tedarikle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazprom, Avrupalı müşterilerin talepleri doğrultusunda Ukrayna üzerinden gaz akışının devam ettiğini söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, 20 Mart tarihi itibarıyla söz konusu talebin 106,6 milyon metreküp olduğu ifade edildi. Gazprom, doğal gaz ihracatının 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 gerilediğini bildirmişti. Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre şirketin yılın ilk 2,5 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken doğal gaz ihracatı düşüş gösterdi. Öncü verilere göre şirketin doğal gaz üretimi değişmedi ve 111,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde şirketin bağımsız devletler topluluğu dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28,5 azalarak 30,7 milyar metreküp oldu. Türkiye'ye ihracat yılın 2,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %21,1, İtalya'ya %51,7, Polonya'ya %71,8, Hırvatistan'a %110,9 ve Yunanistan'a da %34,6 arttı. Sayın seyirciler, COVID-19'la birlikte başlayan, onun getirdiği bir etki olan ve hemen ardından da son haftalarda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte daha da gün yüzüne çıkan enflasyon küresel bazda bir enflasyon sıkıntısı, krizi yaşanıyor. Geride bıraktığımız haftada merkez bankaları toplandı birçok ülkede. Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllar sonra para politikasında bir değişikliğe gitti. Faiz artırımına gitti. İngiltere Merkez Bankası keza aynı şekilde ve birçok merkez bankası bu şekilde enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında değişikliğe gidiyor. Faiz artırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise geride bıraktığımız hafta para politikası kurulu toplandı. Ancak yine pas geçti. Son 3 ayda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Geride bıraktığımız hafta dediğimiz gibi veriler açısından oldukça yoğun bir haftaydı. Peki bu hafta neler bekliyor bizi ve atılan bu adımlar önümüzdeki süreçte nasıl bir politikanın görülebileceğini ya da piyasalar bunlara nasıl karşılık verecek? Bunları konuşacağız. Telefon attığımızda İktisat Bankası Hazine Grup Müdürü Sayın Emre Değirmencioğlu var. Sayın Değirmencioğlu, iyi günler. Damla Hanım, günaydın. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Evet, geride bıraktığımız hafta çok yoğun bir haftaydı. Merkez bankaları arka arkaya yeni faiz kararlarını açıkladılar. Sıkılaşmaya doğru gidiyoruz. Bunun başlangıcı, ilk adımları atıldı. Bol para dönemi bitiyor sanırım dünyada ve bu enflasyonist baskılara karşı bu faiz artırımları ne kadar etkili olabilecektir? Türkiye'yi de az sonra konuşuruz. Sizin de dediğiniz gibi yoğun bir döneme girdi dünya. Özellikle zaten hızlanan bir enflasyon dünyanın hemen hemen her ülkesinin ortak derdi idi. Malumunuz işte neredeyse bir ay olacak. Geçen ay 24'ünde Rusya'nın Ukrayna işgaline girişmesinden sonra emtia fiyatlarında küresel bazda çok ciddi bir yükseliş var. Bunun tabii arkasında gerek hani gıda tarafından konuya yaklaşacak olursak dünyanın tahıl ambarı olan Rusya-Ukrayna tarafında bir art kesintisi. Bununla birlikte Rusya'nın enerji tarafındaki gücü, dünyada ciddi şekilde korumacılık tarafında artan bazı hamlelerle ülkelerin işte ihracatını kısıtlamasıyla borsalarda işlem gören işte buğdaydır, ayçiçektir, ne bileyim pamuktur derken yani örnekler çoğalabilir. Tüm zamanların zirvesinde yükselen fiyat dalgalanmalarını gördük. Benim yakından takip etmiş olduğum buğday fiyatı ki uluslararası piyasalarda bushel olarak adlandırılıyor fiyatı, 13,5 dolar seviyesine yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gördük. Geride baktığımız haftalarda takdir edersiniz ki ayçiçek yağını örnek verebiliriz. Hani seyircilerin basitleştirmek adına sadece bir pastaneyi düşünelim. Poğaça yapan bir pastaneyi düşünün. Sadece basit bir örnek olsun. Gizli ürünlerinden un ve ayçiçek yağının rekor tazelemesi sonrasında ister istemez çıktı fiyatının da yani fırından çıkan ürünün de fiyat artması gerekecek. Bu bağlamda fiyat zamları ve artışları zaten harcanabilir gelirde çok ciddi şekilde sıkıntı yaşayan dünya veya Kıbrıs Türkiye'deki insanlar için daha da fazla bir sıkıntı doğuracak gibi gözüküyor. Tabii bu dünyanın her tarafında böyle ama içerideki hissettiğimiz enflasyon çok daha fazla. Bunun da birinci nedeni Türk lirasının uzun bir süredir hani baş aşağı gitmesi, tabiri caizse değer kaybetmesi olarak gözükebilir. Zaten bu hafta sonu da baktığımızda Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın görevinden zamansız ve sebepsiz bir şekilde alınmasının seneyi devriyesi ile hafta sonu. Geçen bir senelik zaman diliminde neler oldu diye bakarsak çok rahatlıkla rakamları biraz yuvarlayarak söyleyeyim. Kafa karışıklığı yaratmasın. Dolar 7.20 idi Naci Başkan görevden alındığında. Şu anda 14.85. Neredeyse doların TL karşısındaki değer kazancı çarpı 2 olmuş. 10 yıllık Türkiye'nin tahvil faizi %14'den %25'e çıkmış. Türkiye'nin yabancı nezdinde risklerini yansıtan risk göstergesi CDS primi 300'den 600'e çıkıp aşırı risk bölgesine gitmiş. Enflasyonu konuşmaya gerek yok zaten. Tüm enflasyon 3 katından fazla, hatta önüne hiper kelimesini almak üzere olduğunu görüyoruz. Tabii bu karışıklığın içerisinde hep olumsuz tarafından konuya yaklaşmamak gerekiyor. Önemli bazı satır başlıkları da var. Eminim ki siz gazeteci olarak bunları çok işlemişsiniz ama ekonomist kimliğimle veya gözlüğümle konuya yaklaşmak isterim. O da şudur ki Rusya gazına Avrupa'nın çok ciddi şekilde bir bağımlılığı olduğunu biliyoruz. Rakamdan değil de ifade edeyim. Avrupa genelinde Rusya'nın, daha doğrusu Avrupa'nın Rusya'dan aldığı gaz ithalatı pay olarak bakarsak %30 seviyene yakın, Avrupa genelini konuşuyorum. Sadece Almanya üzerinde bakarsak Almanya'nın gaz ithalatı %65 düzeyinde Rusya'dan geliyor. Yani Rusya gazına çok ciddi bir bağımlılık var Avrupa tarafında. Şimdi bu son olaylardan sonra Rusya gazında bir alternatif arayış da artmış durumda damla. Bu nedenle Türkiye'nin de içinde olduğu coğrafi konumu düşünürsek, bu Azerbaycan tarafından gelecek olan gaz hattının yanılmıyorsam TANAP hattının adı. TANAP'ın genişletilmesi, artık oraya bir yatırım yapılması, yabancı yatırımcı veya Türkiye'nin bu konudaki jeopolitik konumunu da düşünürsek, gözümüzü kapattığımızda son haftalarda işte İsrail'le bir yakınlaşma,
Yunanistan Başbakanı'nın gelmesi, ne bileyim Almanya tarafından Şansölye Scholz'un gelmesi, Ermenistan'ın Türk mallarına olan yaptırımlarını kaldırması derken diplomasi tarafında da çok ciddi bir atak var ve Türkiye şu anda dış taraftaki kartlarını çok iyi oynuyor. Bu nedenle bir kapı açılabilir mi bu olumsuz havanın içerisinde? Belki diplomasi tarafından evet, bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Lakin hani piyasaya dönersek, tekrar kendi işimize konsantre olursak, şu anda Türk lirasının kaybının da maalesef devam ettiğini görüyoruz. Dolar TL şu anda 14.85 seviyelerinde işlem görüyor. Kurun üzerinde bir miktar kamu bankalarının yardımıyla yükselişi frenlemeye çalışıldığı yolunda piyasadan ve teyide muhtaç da olsa bazı spekülatif haberler de görüyoruz. Aslında kur korumalı mevduatla birlikte kamu bankalarının da desteğiyle Türk lirasındaki değer kaybı düşük biraz sınırlandırmaya çalışıyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Amerika Merkez Bankası 2018'den sonra ilk kez faiz arttırdı. Ve geriye kalan senenin geriye kalan 6 toplantısında da faiz artışı yapacağını söyledi. İngiltere Merkez Bankası 3. kere faiz artışına gitti. Avrupa söylem değiştirmeye başladı para politikasına. Bu kombinasyonun içinde radikal olarak ayrışan Türkiye'yi görüyoruz. Tabii baktığımız vakit getiri anlamında, şimdi gözümüzü kapatalım. Enflasyon neredeyse %54'lerde. Hani bunu yakın zamandaki enflasyon olarak düşünürsek yuvarlak bir 60'lı bir enflasyon rakamı bizi bekliyor. Diğer taraftan politika faizi 14, onu da 15'e yuvarlarsak 60 ile 15 arasında 45 puanlık bir negatif getiri var. Rakamları yuvarlayarak söyleyeyim. Yani 40-45 civarlarında bir negatif faizin olduğu ortamda hane halkı halen daha güvenli liman olarak şu anda Türk lirası yerine yabancı parayı seçmeye devam ediyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Öte yandan hatırlayacak olduğunuz üzere Aralık ayının 3. haftasında yaşanan kur şokuyla birlikte hani doların 18'li seviyeleri görüp ertesi gün 11 liraya kadar düştüğü dönemi düşünürsek kur korumalı mevduatın da ilk vadesi, 3 aylık vadesi bu hafta içinde başlıyor. Aşağı yukarı bir matematikle şu anda 11 küsur seviyesinden kur korumalı mevduat şemsiyesine giren kişilerin mevduatlarının bu hafta vadesi gelecek. Ve yaptığımız matematiğe göre mevcut piyasa koşullarında kurun bu seviyede kaldığını düşünürsek devlet maliyesinin yükünün 45 milyar TL olduğunu düşünüyoruz. Yani 45 milyar TL doların 15 olduğu bir seviyede, yuvarlak konuşuyorum, yine 3 milyar dolar olarak kamu maliyesine ek bir yük getirecek. Bunlar da hani ciddi rakamlar. Hakeza geçen hafta Eurobond ihracına çıktı Türkiye. Borçlanma faiz oranı da son 20 yılın en yüksek seviyesinde olmuş. Özetlemek gerekirse, çok konuyu dağıtmadan, Türk mali piyasalarında halen daha sancılı seyir devam ediyor. Enflasyonun hem Türkiye'de hem dünyada ciddi şekilde artış eğiliminde olmasına rağmen Merkez Bankası'nın geçen hafta normalleşme için çok iyi bir zaman dilimine denk gelen toplantısını elinin tersine itmesi Türk lirasında muhtemelen zayıflığın devam etmesi anlamını taşıyor. Bir tek dediğim gibi diplomasi tarafında özellikle de yabancı ülkelerle bir nevi forma katılan ülke ayarları, hani yeniden normalleşme, dış ülkelerle, komşularla bir manevra yakılırsa belki oradan bir hikaye yazabiliriz şu anda, ama hani normal okumam, piyasa okumam, dediğim gibi enflasyonun halen daha ciddi anlamda yükseliş potansiyeli taşıdığı bir ortamda terimin sunmuş olduğu korumanın yetersiz kalması döviz üzerinde baskıların artması anlamına geliyor. Sizi dinleyen seyircilerim, bu dönemde hani hem risklerin hem de fırsatların aynı anda kefede, terazinin iki kefesinde de olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Bu nedenle hani hikayesi olan, bu döneme uygun olan ürünlerde boy göstermek gerekiyor. Özellikle Eurobond gibi döviz yatırımına alışkın olan müşteri kesiminin bu aralar yükselen getirilerden dolayı Eurobond'lara bir ilgisinin arttığını görüyoruz. Hakeza tarım ve buğday gibi emtialarda çok zorlu bir dönem beklediği için tarım tarafındaki hisse senetlerine uygun olabileceğini düşünüyoruz bu aşamada. Bunun ötesinde dediğim gibi gözlerde bir taraftan diplomasi tarafında tarafların mekik dokumasını takip ediyor.
bilemiyorum, belki Putin'le Zelenski arasında bir mutabakat olur mu olmaz mı, taraflar bir anlaşma zemini aradıklarını duyuyoruz. Lakin diğer taraftan Rusya'nın da ilerleyişi devam ediyor. Bunlar neler getirecek bize? Petrol fiyatları ne olacak? İşte bu tip dönemlerin parlayan yıldızı altın neler yapacak? Her şey Rusya Ukrayna arasındaki sürecin nereye evrileceğine bakıyor ama anladığımız kadarıyla bir anlaşma zemini için taraflar da dünyada şu anda uğraşıyor. Bu nedenle hani en kötü geldiğini kaldı diyecek kadar güçlü olmasak da en azından bir miktarda olsun bundan sonraki süreçte risklerin azalma gösterebileceğine ihtimal veriyoruz. Yine de temkinli dozunu elle bakmadan hem riskleri hem de getiri potansiyelini eşit miktarda yaklaşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Emre Değirmencioğlu, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Damla'nın. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, İktisat Bank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu bizlerle birlikteydi. Piyasalara ilişkin son durumu bizlerle paylaştı, değerlendirmelerini aktardı. Ve böylece Ekofinans'ın bugün adına sonuna geldik. Yarın saatler 11.15 gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.